Şu anda Ermenistan Dışişleri Bakanı da burada. Bakın ben davetimi yaptım. 2005 yılında mektubumu yazdım. Videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bu kanal yıllardır video üretmekte. Yaklaşık bir sene önce YouTube politikaları gereği tüm videolarımızı silmek zorunda kaldık. Bu yüzden bazı eski konular hakkında videolar yapıyoruz. Kanalımızı eski arşivine geri döndürmek için eski videoları sizlere yeni bilgiler vererek aktarmaya çalışacağım. Bu yüzden desteğinizi esirgemezseniz sevinirim. Şimdi tekrar Erdoğan'ın Ermeni vekile verdiği ayarın ayrıntılarına gelelim. Bir defa Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı işgalci olarak kabul etmiş vaziyette. Bırakın orayı, terk edin ve orada yaşayan binlerce, on binlerce, yüz binlerce Azeri gelsin oraya yerleşsin. Bunlar bizim de soydaşlarımız. Buna niye olumlu yaklaşmıyorsunuz? Buna da olumlu yaklaşın. Bu barış sürecine katkınız olsun. Kimin kimleri nasıl derdest ettiğini, nasıl kovaladığını, nasıl soykırımda bulunduğunu çok açık net. Karabağ olayları zaten ortaya koyuyor. O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni bakanın yüzüne karşı, "Bizim kültürümüzde de, medeniyetimizde de soykırım diye bir şey yoktur. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Bu konuyla ilgili her türlü yüzleşmeye, her türlü bilgi ve belgelerle konuşmaya hazırız." demişti. Toplantıya katılan Ermenistan Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan'ın, "Barıştan söz ediyorsunuz ama sınırımız kapalı." demesi üzerine Erdoğan çok sinirlenmiş ve Karabağ olaylarını hatırlatmıştı. Türkleri Ermeni soykırımıyla suçlayanlara ayar veren Erdoğan'ın sözleri salonda bulunan Ermenileri bir hayli rahatsız etmişti. Ve biz bu konuyla ilgili her türlü yüzleşmeye, her türlü belgelerle, bilgilerle konuşmaya hazırız. Ermenistan'ı da bu noktada o hazırlıklarını yapmaya davet ediyoruz. Yoksa dünyanın değişik yerlerinde atılan bazı kulislerle, lobi faaliyetleriyle, meclislerin kalkıp da böyle bir soykırımı bize yakıştırmalarını kabul etmemiz mümkün değil. İstedikleri kadar yakıştırsınlar, biz bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Ama gelsinler, belgeleri çıkarsınlar, ondan sonra biz tarihimizle de gerekirse hesaplaşırız. Bunu da çok açık net söylüyorum. İslamiyet'i tanımadan konuşmanız doğru değil. Önce İslamiyet'i iyi tanıyın. İslamiyet bir barış dinidir. İslamiyet'te bir kişinin öldürülmesi, insanlığın öldürülmesi kadar önemlidir. Bu medeniyet bir barış medeniyetidir. Bazılarının yanlışlarını hiçbir zaman hiçbir semavi dini de o dine fatura etmek doğru değildir. Her dinin mensupları arasında aşırıcılar çıkabilir. Müslümanları katliamcı veya terörist gibi gösterenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar hepinizin ortak acısıdır. Tehcir ve tenkil kararıyla göç etmek zorunda kalan Ermeni vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesi, Ermeni isyanlarında masum Anadolu insanlığının katledilmesi ve 1850 ile 1920 arasındaki göç ve savaşlarda 5 milyona yakın Müslümanın hayatını kaybetmesi ortak acımızdır. Acıları yarıştırmak yaralarımızı sarmaz. Küçük siyasi çıkarlar için Türkiye düşmanlığı yapanlar tarihi gerçekleri örtbas edemezler. Soykırım lobisinin husumet dili ne bugünümüze ne de yarınımıza katkı sağlar. Soykırım yalanlarıyla ve siyasi hesaplarla Türkiye'ye zarar vereceğini sananlar yine yanılacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasına ve yeni düşmanlıklar üretilmesine asla izin vermeyecektir. İşlemediği bir suçtan dolayı Türk milletini mahkum etmeye çalışan ve bir takım kararlar alan ülkeler önce kendi karanlık tarihlerine bakmalıdır. Türkiye, arşivler ve tarihi gerçekler ışığında akıl ve vicdana dayalı, ortak acı ve müşterek gelecek perspektifini esas alan her türlü yapıcı yaklaşıma olumlu cevap vermeye ve bölgemizde barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam edecektir. Türkler ve Ermeniler bin yıl aynı coğrafyada huzur ve barış içinde birlikte yaşamışlardır. Ermenilerin Osmanlı tebaası içinde her zaman özel bir önemi ve yeri bulunmuştur. Osmanlılar, milleti sadıka diye adlandırdıkları Ermenileri her zaman el üstünde tutmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyılın sonunda Ermeni azınlıktan 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi, 11 konsolos, 29 paşa ve 11 profesör bulunmaktaydı.
Ne yazık ki hasta adam dedikleri Osmanlı'yı yıkmak için başta İngiltere olmak üzere Fransa, Rusya ve son dönemde Amerika kurdukları taşnak ve hınçak terör çeteleriyle Ermeniler bu kadirşünaslığa ihanetle karşılık vermişler ve özellikle 1. Cihan Harbi sırasında Rus ordusunun himayesinde Türk milletini sırtından hançerlemişlerdir. Türkleri ve Kürtleri katliama tabi tutmuşlardır. Ermenilerin bu katliamı 1915-1920 arasında yoğun bir şekilde devam etmiştir. Ermeniler özellikle Doğu, Güneydoğu ve Güneyde Türkler üstünde etnik temizlik hareketine girişerek kendilerine devlet kuracak coğrafya oluşturmaya çalışmışlardır. 27 Mayıs 1915'te başlatılan Ermeni tehciri asla bir Ermeni soykırımı hareketi değildir. Ermenilerin Rus ordusunun himayesinde bir gecede Van'da 30 bin Müslüman Türk ve Kürt'ü katletmesi bardağı taşıran son damla olmuştur ve bu olayı takiben İttihatçılar tarafından Ermeni tehcir kararnamesi çıkartılmıştır. Ermeni tehciri hiçbir şekilde bir soykırım ve katliam hareketi değildir. Buna bazı aklı evveller gibi mukatele de denilemez. Zira tek taraflı mukatele olmaz. Osmanlı hiçbir Ermeni tebaasını katletmemiştir. Bilakis tehcir edilen kafilelerin güvenliğini sağlamak için bütün hüsnü niyetiyle gerekli tedbirleri almıştır. Güneydoğu'da bazı aşiretlerin tehcir kafilelerine şakabet için saldırıları esnasında bir kısım Ermeni vatandaşımız kadar onları koruyan askerimiz de ölmüştür. Başta Osmanlı arşivi olmak üzere Amerikan Milli Arşivleri NARA, İngiliz, Rus, Fransız ve Alman arşivleri bu süreçte kaybolan Ermeni sayısının 400 binin altında olduğunu ispat etmektedir. Buna mukabil Ermeni komitacıları en az 1,5 milyon Müslüman Türk'ü görülmemiş bir vahşetle katletmiştir. Sadece Osmanlı'nın Revan eyaletinde yapılan etnik temizlikte tek bir Türk bırakılmamıştır. Bizzat Ermeni kaynakları ve Rus arşivleri bunu teyit etmektedir. Amerikan Senatosu 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıyan bir karar tasarısını geçtiğimiz senelerde kabul etmişti. Bu olay hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni meselesiyle alakalı, sözde Ermeni soykırımı konusunda bunları oradaki yetkililere anlattığım zaman bazılarına bakıyorum, konulara hakim değiller. Biz şu anda silahlı kuvvetlerimizin elinde olan 1 milyonun üstündeki belgeyi açıyoruz. Gelsin tarihçiler, hukukçular incelesin ifadelerini kullanmıştır. Burada hiçbir belge ortaya koyamayanların söyleyecek sözü yoktur. Çıkıp karar almışlar. Alsanız ne yazar? Aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bu kararlar siyasidir. Hukuka uygun hiçbir yanı yoktur. Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir. Çok açık, net, rahatlıkla söyleyeyim. Amerika'da Kızılderililerle ilgili söylememek, konuşmamak mümkün mü? Bu Amerika'nın yüz karasıdır. Bunların elimizde belgeleri var. Arşivlerde belgeleri var. Bunlarla beraber savunmada değil, taarruzda olacağız. Batı'nın ırkçılık ve sömürgecilik tarihi olduğunu ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin açıklamasında, 1. Dünya Savaşı'nın yıkıcı ve travmatik şartları içinde alınan 24 Nisan 1915 tarihli tehcir ve tenkil kararının, millete sadıka olarak ifade edilen Ermenileri ortadan kaldırmaya yönelik bir siyasetin ürünü olmadığını vurguladı. Soykırım lobisi ve Türkiye karşıtı siyasi çevrelerin tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet ve düşmanlık tohumları ekme çabası içinde olduğunu belirten Kalın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin tüm fertleriyle bu istismar, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyeceğini bildirdi. Kalın, tarihi gerçeklerden kaçanlar ve siyasi hesap peşinde koşanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısına cevap vermekten hep kaçtıklarını hatırlattı. Kalın, 2009 yılında imzalanan fakat hayata geçirilemeyen protokollerin Karabağ sorununun çözümü, siyasi ve ekonomik normalleşmeyle Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi için atılmış tarihi bir adım olduğunu, bu adımın Ermenistan tarafından ve soykırım lobisinin baskısıyla karşılıksız bırakıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan 2014 günü yayımladığı 1915 mesajının 100 yıllık bir acıya uzatılmış bir barış eli olarak
Osmanlı ve Anadolu insanlarının ortak acılarını sarmayı amaçladığını, fakat bu adımın da istismar lobileri tarafından yok sayıldığını aktardı.